Artı TV'den merhaba. Bir ekolojik odak programıyla daha karşınızdayız. Bugün 5 Ağustos 2019. Malum Çanakkale'de Kaz Dağları'nda büyük su ve vicdan nöbeti buluşması gerçekleşti. On binlerce insan sadece Çanakkale'liler değil, Türkiye'nin dört bir yanından Çanakkale'ye aktılar ve büyük yürüyüşün gerçekleştiği bir gün yaşandı Çanakkale'de. Sabah bir araya geldiler, bir yürüyüş gerçekleşti, basın açıklamaları oldu. Maden sahasında ağaçların kesildiği, orman katliamının yapıldığı bölgeye girdi yürüyüş yapan on binlerce yurttaş. Ve Kaz Dağları'nda çoluk çocuk, genç yaşlı ülkenin doğal varlıklarını sömürmek üzere yola çıkmış bir takım şirketleri, bir takım odakları bu topraklardan söküp atmak üzere seslerini yükselttiler, tepkilerini ortaya koydular. Biz geçen hafta da ekolojik odakta yine bu meseleyi gündeme getirmiştik. Ama bugün tabii 5 Ağustos büyük buluşma gerçekleşti. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın çağrısıyla dediğimiz gibi Türkiye'nin dört bir yanından insanlar Çanakkale'ye aktılar ve seslerini yükselttiler. Şimdi tabii Çanakkale, Kaz Dağları çok daha gündemimizdeki bir konu. İster istemez yurttaşların odağında olduğu kadar elbette gazetecilerin de son derece ilgilendiği, sürekli farklı biçimleriyle, farklı boyutlarıyla gündeme taşımaya çalıştığı bir konu bu. Bu hafta biz de aslında bu konuyu biraz gazeteci arkadaşlarımızla konuşalım, değerlendirelim istedik. Bu hafta stüdyoda iki gazeteci konuğum var. İkisi de çevre konularında uzman gazeteciler ve geçen hafta ikisi de Kaz Dağları'nda, Çanakkale'de hem bu gerçekleşen doğa katliamını yerinde incelediler, hem oradaki insanlarla bir araya gelerek gelişmeler hakkında bilgi aldılar. Hemen ben anons edeyim ikisini de. Hürriyet gazetesinden Serkan Ocak bu hafta stüdyoda konuğumuz. Ve yine Artı Gerçek muhabiri Rıfat Doğan stüdyo konuklarım. İkisi de aslında Türkiye'de çevre konusunda önemli haberlere imza atan iki gazeteci. Şimdi Serkan, istersen önce seninle başlayalım. Sen geçen hafta Kaz Dağları'na gittin. Orada hem bu direnişi devam ettirenlerle, çadırlarında orada bu su ve vicdan nöbetini tutanlarla görüştün, bir araya geldin, onlarla sohbet etme imkanın oldu. Bölgeyi de yerinde inceleme imkanın oldu aynı zamanda. Yetkililerden de bilgi almış oldun. Neydi sen orada gittiğinde gördüğün tablo? Bununla ilgili genel hem duygularını hem düşüncelerini, genel değerlendirmelerini ne alalım? Ya aslında bu iş yeni değil, şu anda başlamadı biliyorsun. Yani 2007'ye hatta biraz daha öncesine giden 10 küsür yıllık bir hikayesi var. İstersen geçmişine sonra gideriz, daha detaylı konuşuruz ama şu anda neler oluyor, neler oldu? Son bir hafta, bugün 10. gün. 10 günde neler oldu? Orada bir çadırla başlayan eylemler bugün herhalde 150'ye yaklaştı. Biz oraya da gittiğimizde Rıfat'la aynı günlerde oradaymışız. 100'dü, 150 katlanarak büyüyor ve bu gidişle daha da katlanacak. Bu konuda insanlarımız, yani hepimizde olduğu gibi, gerçekten çok hassasız. Yani yeşile sahip çıkma konusunda, tek bir ağaca sahip çıkma konusunda bir hassasiyetimiz var. Bu hassasiyet tabii ki Gezi direnişinden sonra çok daha artmaya başladı. Ben oraya gittiğimde Gezi ile kıyaslıyorum biraz ama o kadar çok ortak noktası var ki. O kadar çok, yani tamamen her şeyden izole olmuş bir ortam. Siyaseti yok, din, dil, renk, hiçbir şey ayrımı yok. Tek bir odak noktası var. Ekolojik odak var. Evet. Ağaç odağı var. Ya geçen hafta ne oldu da birden Türkiye'nin gündemine geldi bu? Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşıldı. Aslında sosyal medyanın da gücü burada hala devam ediyor. Bir tane fotoğraf, bir drone fotoğrafı Kaz Dağları'na, vardır elinizde muhtemelen, yansıyacaktır. Evet, evet, görüntülerimiz var. O drone fotoğrafı gerçekten oraya vurulmuş bir hançer. İnsanların, görenin tepkisiz kalması mümkün değil. Belki orada 150 çadır var ama yani 150 bin kişinin vicdanını sızlatan bir fotoğraftı ve hemen aksiyon geldi. Hemen insanlar tepkisini dile getirdi. Aslında orada yıllardır bir takım sivil toplum örgütleri, yerel yöneticiler bunu zaten yıllardır dile getiriyordu. İlk aslında bu Kirazlı'dan bahsediyoruz şu anda, Kirazlı gündemde. Aslında ilk altın madeni orada çoktan kuruldu. Çoktan benzer bir manzara orada oluştu.
başka bir bölgede. Evet. 1,5 yıldır orada aynı şekilde aynı drone görüntüsü bugün orada çekilse aynı manzaraya karşılaşacağız. Belki daha kötüsü. O gün bu daha da ilerledi çünkü. O gün bu kadar kamuoyu tepkisini çekmemişti. Çünkü böyle bir fotoğrafı gidip kimse çekmeyi bizim de aklımıza gelmedi. Kimse yerelden de bu gündeme getirmedi. Çok uğraşıyorlar tabii ama şöyle ya da böyle ikinci maden çıktığında bir anda bir fotoğraf Twitter'dan yayıldı. Sosyal medyada herkes paylaşmaya başladı. Yüreği sızlayan, vakti olan oraya koştu. Orada tepkisini gösterdi. Gidemeyen burada tepkisini göstermeye başladı. Ve ekolojik anlamda Türkiye'nin çevre meseleleri anlamda bir numaraya oturdu. Zaten o kadar çok çevre meselemiz var ki bizim hidroelektrik santrallerinden nükleerse eminim burada da hepsi konuşuluyor her hafta yeni konular. Ama şu anda en büyük meselemiz bu ve bu bugün de kalmayacak. Bu mesele çok büyüyecek. Çünkü orada yani ben 10 küsur yıldır takip ediyorum orayı. Konuşuruz detaylarını nasıl bugüne nasıl geldi. Bugün oluşan tablo oraya kolluk güçleri bugün bir müdahale etse 150 değil anında 1500-2000 Gezi'deki gibi bir orada şey olacak. Katlanarak bir aksiyon olacak. Evet. Daha da katlanacak. Şimdi müdahale edilmediği zaman da yavaş yavaş yine bir büyüme var. Maden faaliyetleri durmayacak. Çünkü onlarca ruhsat var ve binlerce hektarlık alanı kapsıyor. Bu daha yani bir slogan gibi daha başlangıç. O Kirazlı'daki madenin işte söyledikleri onda biri tıraşlandı. Sadece Kirazlı'nın tıraşlanacağı alan bu gördüğümüz fotoğrafın 10 katı olacak. Bunun gibi ondan fazla maden ocağının orada ruhsat meselesi var. Hemen yanında ben oraya da gittim. Ağıdağı diye bir yer. Bunları da ilerleyen zamanlarda evet. Vaktimiz var galiba. Hepsini konuşuruz. Bir sonraki yerin neresi olduğu da belli. Buraya da ÇED olumlu kararı verdiler. Yine aynı Kanadalı şirket. Buradan sonra eğer bu tepkiler bu kadar gündeme gelmese ve gelecek olmasa belki hemen oraya başlayacaklardı bile. Bu önümüzdeki onu. Çünkü çok hızlı ilerliyor. Evet. Çok hızlı yani ya belediye başkan yardımcısına da bağlanacağız galiba. O da anlatır. Evet. Yani onlar olayı anlayıp bitip tekrar merkezde eylem yapıp dağa çıkana kadar on binlerce ağız kesilmişti. İşte belediye başkanı feryat ediyor. Sabah dörtlere kadar oradakiler ilk çadırı kurdukları gün sabah dörtlere kadar ağaç kesimini ne başladı? Bu 10 gün içerisinde bile binlerce ağaç kesildi orada. Yani Kaz Dağı'nın önümüne her şeyi birden anlatayım bilmiyorum. Kaz Dağı'nın önemini de mutlaka bir başlık. Çok doluyuz. Bir de tabii gidip görünce daha da farklı oluyor. Başlık açmak lazım. Yani başkasının elinde olsa bırak oraya kesmeye başlar. İnsan sokmazlar yani. İnsanı belli bir sınırlandırırlar. Bugün başka bir konuda ben bir röportaj yaptım. Avrupa'daki Alplerin kuralları ile ilgili insanları gelişigüzel bırakmıyorlar oradaki ormanları, oradaki doğanın içerisine. Dolayısıyla çok çok önemli bir yer. Bunun detaylarını konuşacağız. Endemik türleri, oradaki bitki örtüsü. Ya bir kere ülkenin ciğerleri diye lanse ettiğimiz bir yerden bahsediyoruz. Bütün ülkenin en önemli ekolojik sistemi belki de orada. Biz buraya yani bir seyretme değil, bir şey değil, bir madencilik gibi en vahşi yöntemle, vahşi madencilikle orayı katlediyoruz maalesef. Evet. Şimdi tabii senin o söylediğin görüntü çok önemli. O tıraşlanmış maalesef o katledilmiş ağaçların görüntüleri çok etkili oldu. Tabii bu kabul edilebilir bir şey değil bizim açımızdan. Özellikle tabii bütün duyarlı kesimler açısından da. Orada bu altın madenciliği yapmak isteyen şirketin ÇED raporunda aslında 45 bin ağaç kesileceği ifade ediliyordu. Fakat hem drone çekimlerinden hem de sahada yapılan incelemelerden burada 200 binden fazla ağaç kesildiği tespit edildi. Üstelik geçen hafta Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay benim stüdyo konuğumdu. Pazar günü geçtiğimiz hafta, bu pazar değil ondan önceki hafta, CHP'li milletvekilleriyle birlikte maden sahasına girmişlerdi ve orada aslında ağaç kesiminin de hala daha devam ettiğini tespit etmişlerdi. Görüntüleri de yayın. Dolayısıyla orada aslında daha sonra devreye Tarım Orman Bakanlığı girdi ve sadece 13.400 ağaç kesildiğini söyledi. Bunun tabii gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok. Maalesef ağaç kesim faaliyetleri de burada devam ediyor. Rıfat, şimdi biraz da senin hem izlenimlerini hem orada yaptığın temaslardan ortaya çıkan senin görüşlerin, haberlerini de yazdın artı gerçek.com sitesinde. Bunları biraz aktarmanı istiyorum. Ya Kaz Dağları, Serkan'ın dediği gibi aslında Çanakkale'nin değil, o Biga Yarımadası'nın, aslında Marmara bölgesinin, Ege bölgesinin neredeyse can damarlarından bir tanesi ve bugün bu can damarına bir, nasıl diyelim, neşter atılmaya çalışılıyor. Yani ciddi bir neşter atılıyor ve
Kaz Dağları dediğiniz şeyin kendisi koruma alanı, milli park alanları bulunuyor. Yani dolayısıyla orada Kaz Dağları'na yapılacak bir kötülük aslında bütün Çanakkale'ye, bütün Balıkesir'e ve bütün o bölgeye atılmış bir hançer olacak. Şimdi dolayısıyla insanların bu kadar tepki vermesini, bu kadar yani Serkan da bahsetti. Hı hı. Yıllardır orada bir metal, madencilik sektörü işlemeye, termik santraller yapılmaya devam ediliyor aslında. Ama bugün artık son raddesine geldi ve o gerçekten bazen bir fotoğraf, bir görüntü her şeyin değişimine yol açar ya. Biraz da öyle oldu ve insanlar artık gerçekten yaşayacak bir hava, su, toprak bulamayacakları için... ve orada konuştuğumuzda insanlar gerçekten bunu diyordu artık yani. Atikhisar Barajı var, su deposu Çanakkale'nin. Evet. Ve sadece oraya 14 kilometre uzaklığında. Şimdi bakanlık diyor Atikhisar'la, işte Kaz Dağları'yla ilgisi yok da yani Kaz Dağları dediğiniz şeyin kendisi bir dağ silsilesi. Yani Balıkesir'den başlayıp Çanakkale'ye uzanan bir dağ silsilesi ve Atikhisar Barajı var. Şimdi buraya buradan o tartışma da var, onu belki tartışırız ama siyanürle altın çıkarma meselesi olacak. Yani bu siyanür orada sızdığında, ki bunun dünyada çok örnekleri var. Evet, yani kazaran, evet. Siyanür kazalarının yaşandığı bölgelerde bir doğa felaketi yaşanıyor. İçme suları anlamında, oraya zehir karışması anlamında. Yani öbür gün bu olduğunda ya bunun hesabını kim verecek? Hiç kimse veremeyecek. Dolayısıyla oradaki insanlar bugün... Artık son raddede, yani son raddede mücadele etmeye ve durdurmaya çalışıyor. Biz orada İrfan Bey'le görüştüğümüzde çok enteresan bir şey söylemiştim. Belki bu da işte hayatın bir ironisi. Hı hı. Gündüz orada orman kesmeye giden köylüler akşam desteğe geliyorlar demişti. Evet. Bu da hayatın bir ironisi işte. Yani sonuçta insanlar artık işsizlik ve yoksulluk nedeniyle bir tarafıyla doğayı katletmek zorunda kalırken akşamında gelip o nöbete katılıyorlar. Bu da ilginç bir anekdottu mesela benim açımdan. Evet. Evet, başka bir şey söyleyeyim. Tabii. Yani buradan hadi tam böyle görevini de biliyorum. Söyleyip de ifşa etmeyelim. İçeride şantiyede çalışan, yani genel çok vasıflı işlerin dışındaki bazı çalışanlar var orada. O bölgenin insanları. O bölgenin insanları gizli bir şekilde gelip içeride neler olup bittiğini dışarıdaki eylemcilere anlatıyorlar. O vicdandan dolayı. Evet. Hani çalışma, yani bir söylem var, ben ona çok katılıyorum, simit sat onurlu yaşa, öyle değil maalesef hayat, herkesin çalışmaya ihtiyacı var. Orada güvenlik görevlileri var, servis şoförleri var, operatörler var, bir sürü insan var. Bilmiyorum yani, işsizlik çok bu kadar yüksekken, insanlar yani açlık sınırının altında yaşıyorken simit sat onurlu yaşa sloganına ben katılmıyorum kesinlikle. Yani bizim için de söylüyorlar, benim çalıştığım kurum açısından, bir sürü meslektaşım açısından, polis için söylüyorlar, bunlar gerçekçi şeyler değil. Biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeden bir çizgimiz var. Bu çizgiyi en olduğunca, yani o yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani oradaki içerideki çalışan dışarı bilgi vermese belki bazı şeyleri kaçıracağız. Evet. O da yapabildiğinin, evet, en iyisinin ne olduğunu düşünüyorum. Ben bugün yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yok mu olumsuzluklar hayata? Küsmüyoruz hiçbir zaman. Geri adım atmayıp sürekli önümüze bakıyoruz. Yani bu şekilde bir mücadele edeceğiz. Herkes, evet, elindeki gücü yettiğince mücadeleye bir katkı sağlayacak. Evet. Şimdi sen az önce konuşurken ben bunu gezi sürecine çok benzetiyorum dedin. Aslında belki de bu bir anda burada bu kadar direnişin ve mücadelenin yükseliyor olmasının arkasında bir birikim var. Yani elbette bugün tabii son derece vicdanları sızlatıcı bir durum burada. Daha maden sahasına adım atar atmaz 200 binden fazla ağacın kesilmiş olması ve Rıfat'ın da söylediği gibi burada siyanürlü ayrıştırma yapılacak. O siyanür havuzları kurulacak. Dediği gibi Atikhisar Barajı, kentin tek içme suyunun olduğu bölge bu maden sahasının içinde kalıyor. Burada aslında herhalde bütün bu doğal, kültürel, tarihi varlıklara topyekün, sistematik, bilinçli saldırıların bir sonucu herhalde, değil mi? Yani biraz da bu Kaz Dağları'nda bu direnişin bu şekilde yükselmiş olması. Yani aslında bak da öyle, o açıdan bakarsan işte o vahşi kapitalizmi, kar hırsı yani gibi başka bir şey görmeme hep buna gidiyor. Yani bütün yapılan bu enerjiyle ilgili yapılan bütün şeylerde hep ona gidiyor. Yani köprüler, havalimanları, yeni yollar, hiç ekolojinin önemi yok. Yeter ki para, bir karlılık
olsun. İşte bizim çok büyük bir vizyonumuz var ya şimdi 2023 100. yılda dünyanın en iyi 10 ekonomisine girme hırsı yüzünden geliyor başımıza ne gelirse. Yok mu orada altın çıkarılırsa bir değeri olmayacak mı? Yurt dışına da çıksa burada da kalsa bir parasal getirisi olacak tabii. Evet. Ama bunun işte bugün termik santralleri de çok konuşuruz ama dolaylı olarak maliyet hesaplarına bakıldığında aslında çok daha burada zararlıyız. Evet. Yani işte bir kömür santrallerinden bahsediyoruz. Termikli kömür santrallerinde. Sadece maliyet yatırımından, kurulum maliyetinden bahsediliyor burada. Halbuki öyle mi? Daha sonra onun doğaya verdiği, ekosisteme verdiği zarar, insana verdiği zarar, iş gücü kaybı, hastaneler, bunları hesaba katıldığında zaten bunun uzmanlar bunlarla ilgili hesaplamalar yapılıyor. Aslında çok daha fazla o yatırım maliyetinin çok daha üstünde olduğu, evet. Aslında yani neyle neyi kıyasladığının bir dengesini de veriyor. Dolayısıyla hiçbir zaman o yatırımlar karlı değil. Evet. Buradaki altın madencileri herhalde. Yani ben yıllardır bu haberleri takip ediyorum. Sen de takip ediyorsun biliyorsun. Şu değil, hiçbir şey temezlük şeyiyle hareket etmiyoruz. Hep biz burada aklı selim insanları, bilim insanlarıyla. Yani sonuçta biz siyanürlü liç yöntemiyle ne olacağının uzmanı değiliz. Bunun elbette ekosisteme zararını bilmiyoruz. Hep uzmanlara soruyoruz. Benim genelde karşılaştığım şey şu. Bu akademisyenlerden özellikle bu yapılmasın şeklinde bir argümanları yok. Yani tamamen yapılmasın. Hiç yapılmasın değil. Yani hiç hidroelektrik santral olması, termik santral, nükleer, hepsinin bir alternatifini söylüyorlar. Bizim yaptığımızın hunharca yapılıyor. Yani Kaz Dağları'nda binlerce hektarlık bir alana arama ruhsatları verildi. İşte onlarca yıldır geçmiş 10-12 yılda aramaları yapıldı. Şu anda bu binlerce hektarlık alanlarda da bugün işletmeye dönmeye başladı. Hı-hı. Bir buçuk senedir evet başladı. Şimdi dolayısıyla burada bir virgül koyalım. Telefon hattımızda çünkü bir konuğumuz var. O senin kaldığın yerden birazdan devam ederiz. Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay telefon hattımızda. Geçen hafta da Ekolojik Odak'ta stüdyo konuğu olmuştu kendisi. İrfan Bey merhabalar. Merhabalar Fethi Hanım. İyi hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ben tabii sözü fazla uzatmadan hemen size bırakacağım. Bugün ne oldu Çanakkale'de? Neler yaşandı? Bize bunları aktarabilir misiniz? Fethi Hanım, işte pazartesi günü sizin programınızdaydım. Biz işte 26 Temmuz'da Su ve Vicdan Nöbeti'ni başlatmıştık. Bugün 11. günümüz. Sizin programda da söylediğim gibi 13 kişiyle biz başlamıştık. Onlar olduk, yüzler olduk, binler olduk, bugün 10.000'ler olduk. Gerçekten vicdan olan herkes sesimize ses verdi, bize omuz verdi ve şu anda işte ormanın içerisinde aslında bir dağdayız biz. Ve burada böyle bir toplantı yapmanın, miting yapmanın bir ölçüde, böyle bir eylem yapmanın zorluklarını da siz de takdir edersiniz. Ve buna rağmen bu kadar insan geldi, bize katıldı. Gerçekten bir coşku seliydi. İnsanlarda yaşam alanlarının katledilmesine dönük korkunç bir öfke vardı. Ama çok barışçı bir biçimde insanlar taleplerini dile getirdiler. Bu katliama, bu cinayete tanıklık ettiler. Ve bu katledilen alanlara fidanlarını diktiler. Bu fidanlara su verdiler. Barışı savundular, yaşamı savundular. On binlerce insan. Evet. Evet. Peki bundan sonrası için neler planlıyorsunuz? Nasıl adımlar atmayı düşünüyorsunuz? Bugün sanıyorum siz şantiye sahasına da girdiniz değil mi? Bu tabii, on tabii binlerce yurttaşla birlikte. Bundan evet sonraki adımınız ne olacak? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi tabii biz sonuç almak istiyoruz. Ve bunu da şöyle planlamıştık. İlk başladığımızda 28 Haziran tarihinde yaklaşık bundan 37 gün önce drone'la bir görüntüleme yapmıştık. Ve buradaki katliamı havadan görüntüledik. Tema Vakfı ile bunu paylaşmıştık. Daha önce programda da söyledim. Bu 195.000 sayısını Tema'nın uzmanları, harita ve orman mühendislerinden oluşan uzmanları üzerinde çalıştılar. Birim alandaki ağaç sayısını saptadılar. Ve buradan bir en az 195.000 rakamını bulmuşlardı. Tabii bununla birlikte biz bunları da kullanarak ciddi bir sosyal medya ayağı oluştuk. Sosyal medya kanalıyla ve sizler kanalıyla önce bölgeye, sonra tüm Türkiye'ye, sonra da bunun bu katliam ulusal sınırlarımızın dışına da taştı ve yoğun destekler almaya başladık. Ki yaşamları boyunca hiçbir sosyal medya ya da sosyal paylaşımı olmayan sanatçılar, yazarlar, kamuoyunun gözü önünde olan insanlar
bize destek mesajları atmaya başladılar. Bu katliamı dillendirmeye başladılar. Bu bir kazanımdı. Bu bunun birinci ayağıydı. İkinci ayağı şuydu. Burada kitleselleşmek ve bunu sağladığımızı düşünüyorum. Ve bununla birlikte de hukuksal mücadeleyi de sürdürüyoruz. Şu anda suç duyurularında bulunduk ve bugün de taleplerimizi yapmış olduğumuz basın açıklamasıyla da ilettik. Hukuksal ayağımızı da bu işin sürdüreceğiz. Hukuksal boyutuyla da mücadelemizi sürdüreceğiz. Fiili olarak da bu maden, çünkü biz bunu programda da söyledim, sarı kıza benzetiyoruz. Sarı öküze benzetiyoruz. Sarı öküzü verdiğimiz takdirde sırada bekleyen, sizin de köşenizde yazdığınız gibi 30 tane, en az 30 tane altın ve gümüş ve diğer metalik madenlerle birlikte 40'ın üzerinde metalik maden ruhsatı var. Arkası gelirse Kaz Dağları ekosistemi yerle bir olacak. Buna izin vermemek adına da kendi dibimizden, kendi su kaynağımız havzasında yapılan katliama dur demek için de bu mücadeleyi her alanda sürdüreceğiz. Sorunuza yanıt olarak su ve vicdan nöbeti de kaldığı yerden devam edecek. Evet. Bugün çok çok kitlesel, büyük kitlesel bir eylem yaptık. Bu bir uyarıydı. Devam etmeleri halinde bunun daha da görkemlileri olacağına inanıyorum. Ve çok barışçı bir eylemdi. Gerçekten omuz veren, destek veren, katılan herkesi de yürekten kutluyorum. Evet. Şimdi İrfan Bey, stüdyoda biz bugün 3 gazeteciyiz. Bu konuları yakından takip eden Serkan Ocak ve Rıfat Doğan benimle birlikte stüdyoda. Onların da size soruları olabilir. Serkan'ın var sanıyorum. En çok merak ettiğim konu, yani bu tarz sonuçta hani izin alınmadan yapılan bir eylem. Acaba bir müdahale söz konusu olur mu? Kolluk orada bir müdahalesi, bu istişareleriniz vardır mutlaka. Bu konuda bir istihbarati yönde bir bilginiz var mı? Zannedersem jandarma bölgesi. Yani özetle jandarmanın orada gelip çadırlara bir müdahale etmesini şu an itibariyle bekliyor musunuz? Şu an için öyle bir müdahalede bulunmasını beklemiyorum. Buradaki jandarma birimleriyle de iletişim halindeyiz. Gelip ziyaret ediyorlar. Onların da haklarıdır. Güvenliğimizi sağladıklarını söylüyorlar. Teşekkür ediyoruz onlara da. Bugün de uzak kaldılar. Uzaktan izlediler. Hiçbir müdahaleleri olmadı. Çadır konakladığımız, su ve vicdan nöbeti tuttuğumuz alandaki çadırlara da herhangi bir müdahaleleri olmadı. Şu anda öyle bir sorun yaşamadık. Bence bu büyük eylemin, çünkü ciddi güvenlik sorunları da olabilir. Ormanlık bir bölge, riskler olabilir. Tam mevsimin en sıcak ve kurak dönemi. Yangın riski vardır. Ondan endişe ediyorduk. Önlemlerimizi almaya çalıştık ama sonuçta bunlar bir riskti. Bu noktada da bize yardımları oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu anlamda bir en küçük bir engel çıkarmadılar. Rıfat'ın da sanıyorum bir sorusu var. İrfan Bey merhabalar. Evet. Merhabalar Rıfat Bey. Bu 10 günlük sanırım bugün 10 ya da 11. gün nöbeti. 11. günümüz evet. Bu süre zarfında Alamos Gold şirketinin Türkiye'deki firmasıyla, yani Doğu Biga Madencilik'le herhangi bir görüşmeniz, onların sizinle görüşme talebi oldu mu? Yani hiç doğrudan bir görüşme talepleri olmadı. Sadece basın üzerinden açıklamalar oluyor. Onu sizler de takip ediyorsunuz. Biz de bunları yanıtlamaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Ki bu açıklamaların da gerçeği yansıtmadığı ortada, bunun kararını kamuoyu, halkımız verecektir. Evet. Ama bir görüşme talebi olmadı şu ana kadar. Evet. Tabii yurttaşların yanı sıra sanatçılardan da epey destek aldınız. Bu akşam Moğolların konseri var ve 18 Ağustos'ta da Fazıl Say'ın bir konser vereceğini biliyoruz. Bunlar da herhalde bundan sonraki süreçte biraz daha kamuoyu yaratmak, belki uluslararası kamuoyunda bu konuyu biraz daha gündemleştirmek açısından önemli olacaktır diye düşünüyorum. Bizce de öyle. Yani bunun çok çok olumlu etkisi olacak. Zaten mücadelenin bir boyutu da bu. Biz bunu uluslararası, bu sorunu uluslararası alana da taşımak istiyoruz. Gerek bir ön bilgi vereyim. Kanada Büyükelçiliği ve Konsolosluğu'na da belediye başkanlarımızla birlikte, Ege ve Marmara Belediye Başkanı, birliğine bağlı belediye başkanlarıyla birlikte bir mektup yazıldı. Bir randevu talep edildi. Bu mektup elden başkanlar tarafından iletilecek. Özellikle Kanada hükümeti özelinde de bir şey olacak, başvuru olacak.
Bunun dışında da yine çevre örgütleriyle, yurt dışındaki çevre örgütleriyle teması geçirecek. Bu duyarlılığı daha sıcak tutmaya çalışıyoruz. Evet. Size mücadelenizde ve direnişinizde başarılar diliyoruz. Biz de her zaman sizlere destek olmaya çalışacağız buradan elimizden geldiğince. Verdiğiniz destek için de çok teşekkür ediyorum. Stüdyo konuklarınıza da selamlar, saygılarımı sunuyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Çok mersi. Evet Rıfat, istersen seninle devam edelim. Sen aslında önemli bir takım rakamsal veriler de var. Belki yayınlarda böyle çok fazla rakamsal veri anlatmak çok doğru olmayabiliyor ama çok çarpıcı veriler vardı. Onlardan istersen birkaç not olarak aktaralım izleyicilerimize. Ya şimdi şöyle, biz İrfan Bey'le dediğim gibi o Perşembe günü direniş alanına, nöbet alanına gittiğimizde böyle çıkarken, çıkmaya doğru bir ufak sohbet ettik. Onun verdiği rakamlar mesela zaten bence tablonun karanlık tarafını da gösteriyor. Yani 72 milyon ton kazı yapılacağı ve sonradan Çiğdem Toker'in, yani sözcü yazarı Çiğdem Toker'in yazısından da öğreneceğimiz gibi bunun 2035 yılına kadar süreceği, yani bir neredeyse 20 yıl kadar daha süreceği, 15 yıl kadar daha süreceği gibi rakamlar var. 5200 ton patlayıcı kullanacak. Burada dinamitler kullanacak ki şey, dikkat etmek gerekiyor. Bu şeyin, maden ocağının altında 6 tane diri aktif fay hattı var. Evet. Onun üzerinde bulunuyor. Yani dolayısıyla şimdi burada yapılacak bir patlamanın olası bu fay hatlarını tetiklemesi ve burada gerçekten ciddi bir deprem riskiyle karşılaşması o bölgenin de söz konusu. Evet. Yani başka bir örnek ise belki şeyi tartışmak gerekiyor. Yani bu ÇED raporları nasıl veriliyor bu doğa katliamlarına? Bu ÇED raporlarını kimler hazırlıyor? Bu ÇED raporlarını hazırlayan şirketlerin lisansları var mı? Bakanlığa mı bağlılar? Nasıl hazırlıyorlar bunları? Hı-hı. Kimler katılıyor bu bakanlık bu ÇED raporlarını hazırlama sürecine? TMOD'dan meslek örgütleri var mı örneğin? Ya da sağlık örgütleri var mı? Tabipler Birliği var mı? Bunları soruşturmak gerekiyor. Çünkü şimdi ben de bugün gelmeden, programa gelmeden önce bir baktım. 93 ile 2018 arasında 60 bin tane olumlu ÇED raporu verilmiş ve sadece bunun 53 tanesi olumsuz. 53 tanesi ya, düşünebiliyor musunuz? 60 yani, binde 53 60 bin tane. Ve 53 tane neresi? Ve bunun aslan payını %49 da petrol ve madencilik sektörü oluşturuyor. Yani. Ve %91'i AK Parti döneminde verilmiş bu maden ruhsatlarının, ÇED olumlu raporlarının. Evet, evet. Dolayısıyla burada şeye dikkat etmek, bence şeyi tartışmak gerekiyor. Bu ÇED raporlarının hazırlanış biçimine, içeriğine ve bu şirketlerin lisanslı olup olmadıklarını bence bu saatten sonra iyi araştırmak gerekiyor. Evet. Lütfen. Yani burada benim için en çarpıcı rakamlardan bir tanesi, biliyorsun o bölge aynı zamanda bir tarım deposu bölgenin, ülkenin, yani işte elmasından, incirine, kestanesinden birçok meyve yetişiyor. Çok verimli, patates, çok zengin topraklar. Şimdi bütün Kaz Dağları'nda altın rezervinin 338 ton olacağı tahmin ediliyor. Bunun da ülkeye geliri 5 milyar dolar. Şimdi ben bu rakamı bu arada bir dava dilekçesinden aldım. Yani Ağdağ'ına yapılacak olan altın madenciliği işletmesine verilen ÇED olumlu raporuna karşı açılan dava dilekçesinden Ağdağ'ı aldım. Tabii altın madeninde hemen bir parantez açıp söyleyelim. Aynı şekilde bu Kirazlı Altın Madeni gibi Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından yapılmak istenen bir diğer altın madeni. Bütün bu tarımsal üretimin yok olacağı için oradaki bölgedeki halkın özellikle tepki gösterdi. Tarımsal üretimin sadece yıllık değeri 6.9 milyar dolar. Yani bütün altını çıkarsanız 238 ton altın çıkıyor. Bunun ülkeye geliri 5 milyar dolar. Sadece ki oradaki tarımsal üretimin değerinin 6.9 milyar dolar olduğu yazıyor. İşte o günde, sen toplam rakam verdin, günde 30 bin ton cevher işlenecek. 110.188 hektar ÇED raporuna konu olan toplam alan, işte binlerce evet, dediğimiz hektar bu. Bölgedeki önemi açısından 43 tane endemik bitki türü var. Endemik ne demek? Sadece o bölgede yaşayan 43 tane endemik
tür var. Bunun gibi rakamları böyle evet. Onlarca rakam var. Buranın önemli anlatan. Şimdi gene bir virgül koyalım. Telefon attığımızda yine bir konuğumuz var. Bu akşam Çanakkale'de kent merkezinde bu büyük vicdan ve su buluşmasına destek vermek üzere bir konser verecek olan Moğollar grubunun baş gitaristi Taner Öngür telefon hattımızda şu anda. Grubun aslında bu çevre mücadeleleri konusunda çok aktif bir üyesi ve aslında Mansur Balcı'nın yazdığı Altın Takar mı? Ölüler Altın Takar mı? Şiiri herhalde. Bunu bestelemiş evet. Ve Moğolların da şarkı havuzunun içinde, eserlerinin içinde yer alan bir şarkı olmuş. Evet, Taner Bey ile hemen duygu ve düşüncelerini alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, bu akşam bir konser vereceksiniz. Onun da hazırlıkları var biliyoruz. Evet. Sizin de bu konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi alalım. Türkiye'nin dört bir yanından yükselen çevre mücadeleleri, direnişleri evet. Var. Çanakkale Belediye Başkanı'nın da çağrısıyla birlikte siz de buna ses verdiniz ve destek vermek üzere Çanakkale'de bulunuyorsunuz. Nedir sizin açınızdan bir sanatçı gözüyle, müzisyen gözüyle mesele nasıl görünüyor? Tabii bu kabul edilebilecek bir şey değil. Gerçekten korkunç şey. Rakamlar da gösteriyor işte. Yani toprağın üstü daha değerli kesinlikle. Evet. Bugün yürüyüşe on binlerce yurttaş katıldı. İlgi çok büyüktü. Muhtemelen akşamki konserinize de herhalde katılım çok büyük olacak gibi görünüyor. Yani umarım bir etkisi olur. Evet. Biz başka bir yerden geldik, bir de tabii sahne kurulumu falan, yürüyüşe katılamadık ama takip ettiğimiz kadarıyla çok büyük bir katılım var gerçekten. Ve çok büyük bir duyarlılık var. Bereket sosyal medya sadece saçma sapan tartışmalar veya linçlerle sürmüyor. Böyle bir faydası da var. Bu çok önemli. Başka da bir mecra kalmadı zaten elimizde. Bir de sizler varsınız işte. Yani elimizden geldiğince ama büyük bir etki yarattı toplumda bu kesin. Bu kesin gerçekten evet. Çok bu sevindirici de bir şey. Bir duyarlılık yarattı özellikle Kaz Dağları konusu. Bu bir yandan da sevindirici bir şey. Çünkü toplum bu konuda belli bir bilince erişip tepkisini gösterirse bu tip şeyler ancak durabilir. Bu işte biz de hasbelkader kenarından köşesinden bir faydası olsun diye şarkılarımızı çalıyoruz. Evet, müzisyenlerin desteği çok önemli. Bergama için bir şarkı söylemiştiniz. Söylediniz zaten. Evet. Kaz Dağları için de var mı böyle bir planınız? Vallahi son kıtasını biraz değiştiriyorum. Bergama'ya yolun düşsün, siyanürcü şirket duysun, gördüğün dünya cenneti sahipsiz toprak sanmasın diye. Ben onu Kaz Dağı'na yolun düşsün, Kanadalı şirket duysun, gördüğün dünya cenneti sahipsiz toprak sanmasın diyorum ama Kanadalı şirket hani Kanada liberal demokrat bir ülke olarak bilinir ama çevre kirletme konusunda da çok büyük şirketleri var. Hatta kendi topraklarını bile mahvediyorlar işte o kaya tozu denilen şeyle. Justin Trudeau'ya shame on you diyorum yani. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu tarz çevre mücadelelerine sanatçıların, müzisyenlerin desteği çok çok önemli. O açıdan size de destekleriniz için buradan da biz teşekkür etmiş olalım. Ben teşekkür ederim düşünüp katılımı sağladığınız için. Sağ olun. Sağ olun. Evet, durum vaziyet böyle. Bizim de yavaş yavaş süremiz de daralıyor. Toparlayalım. Efendim? Ne kadar çabuk bitti. Bu çok hızlı. Tarihine girecek. Evet, bu hafta çok interaktif gidiyoruz programda. Sen istersen biraz özetle. Tamam, o zaman kısaca geçeyim. Hı-hı. Şimdi ben oraya o zamanlar Radikal Gazetesi'ndeydim. Şimdi yok. O 2007'de birkaç gün boyunca gezmiştim. O zaman da böyle bir kamuoyu tepkisi. İlk haberlerini yapmıştık hatta. Kaz Dağları'na kıymayın başlığı manşet olmuştu. Bir haftada 4 tane manşet yapmıştık o zaman. O zaman şu vardı. O günkü manzarada sadece bir o sondaj aletine yol açılmış ve tepede bir sondaj aleti sondaj yapıyor.
O zaman başlamıştı bu tepkiler. O zaman ne oluyordu? 2007'de, 2006'da ruhsat alınmış, 2007'de, 2008'de çok yoğun dağları bütün etrafında, o Kaz Dağı'nın bütün Kaz Dağları silsilesinin her tarafının dört bir yanında sondaj çalışmaları yapılıyordu. Yani bugün aslında temelleri o zaman atıldı. O sondaj çalışmaları yapıldı. Hatta ben o zamanki haberlerde şey hatırlıyorum. Bu altın kömür gibi bir cevher halinde değil. Yani bir tabaka buluyorsunuz ve altın burada değil. Bütün toprak, bir ton toprak çıkarılıyor. İşte siyanür liç yöntemiyle bir yere yığın halinde yığılıyor ve ayrıştırılıyor. O ayrıştırma sonucunda bir tondan normalde, yani çok ambiyane bir tabirle anlatıyorum. İşte İstanbul'da da kazsalar bir tonundan bir gram altın elde edebilirler. Kaz Dağları'nın özelliği o bir gram değil de daha fazla. 7-8 grama kadar ulaştığı söyleniyor. Çok geniş tabiriyle böyle. Dolayısıyla Kaz Dağları o yüzden hedef. Oradaki toprakta çıkan ton başına gram altın olarak daha yüksek. O zaman bütün bu sondajlar yapıldı ve yine o dönem büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı. Büyük eylemler yapıldı, yürüyüşler yapıldı. Bu şekilde nöbetler yoktu ama yine bir kamuoyu tepkisi ve en önemlisi de davalar açıldı. Birçok dava açıldı daha ÇES sürecine girmeden. Uzunca bir süre bu süreç rafta bekledi. Ta ki sen de yazdın 2013'teki o Kanada'daki fuara kadar. Kanada'daki fuara Türkiye'den gidildi ve orada bizim dağlarımızda Kaz Dağımız var ve buraların altın yönünden çok zengin. Gelin biz de altın çıkarırız. Çıkarın dendi. Davet edildi resmen onlar. Ondan sonra zaten arama ruhsatları vardı. Bir kısmı işletme ruhsatına dönmüştü. İşletme ruhsatına dönenler bugün faaliyetlerine başladı. İlk faaliyet, ilk işletme yine o bölgede 2017 yılında başladı. Bugün altın üretimi başladı. Evet, eğer aynı Kirazlı'da, şirketin iki tane altın madeni var şu anda Çanakkale. O kadar çok şirket var ki işte bölgesinde. Sen de biliyorsun. Evet. Tek tek saysak belki programın sonu yetmez. Her Doğru. şirketin bir de bu şirketler el değiştiriyor. Bir de çantacı denilen bir şey var biliyorsun. O çantacı biz onları da şu, aslında HES'lerden bilirdik ama aslında altın her yerde madenlerinde var. De varmış. Rüzgarda da var, güneşte de var. Yani evet. Lisans alıyorsunuz. Tüm belli bir prosedürü siz yerine getiriyorsunuz. Tam işletme aşamasında o çantaya bütün her şeyi veriyorsunuz, lisansları. Oradan kar ediyorsunuz. Yani üretmeye geçmeden bu sadece prosedürü yapmak için böyle kurulmuş birçok şirket var. Ben geçen gittiğimde Kaz Dağları'na, o Ağdağ bölgesine falan da gittim. Yani geçen bir önceki senelerdeki tabelalar değişmişti. Aynı yer, aynı işletme ama tabela değişmiş. Yani şirket değişmiş. Dolayısıyla bu süreç yeni değil. Ama bugün işte söyledik, bir drone fotoğrafıyla oldu ama bir şey de atlamayalım. Bütün Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nın da hemen bunun dibinde. Kuş uçuşu işte yani 20 dakika, 20 kilometre falan aşağı yukarı ya var ya yok. Yeraltı sular açısından bu önemsiz bir şey. Bir sızma olduğunda bütün Çanakkale'nin içme suyu orada kirlenecek. Bunun işte çok daha teknik açıklamaları var neler olacağına dair. Evet. Dolayısıyla bir nedeni de bu kadar büyümesinin bir nedeni de özellikle yerel idarenin bu kadar tepki vermesinin en büyük sebebi de içme suyu. Bunun kadar hayati bir şey olabilir mi? Evet. Rıfat? Bu yabancı şirketler bugünlerde çok sık gündeme geldi ya, aslında Serkan da bahsetti, çok eski geçmişler de var aslında ama bugün maden şirketleri ya hem Türkiye hem yerli hem yabancı ama fark etmiyor. Ya sonuçta sermaye sermayedir ve doğayı talan etmeye devam ediyor. Peki bu doğayı talan etme meselesinde devletin rolü ne? Bir de bunu belki konuşmak evet, gerekiyor. Tabii. Yani devletin verdiği o teşvikler mesela, anlatabiliyor muyum? Vergi indirimleri, faiz indirimleri, gümrük vergileri indirimi, özellikle KDV indirimleri. Yani buna bakıyoruz mesela 2012 yılında bir Bakanlar Kurulu kararnamesi var. Sigorta priminden tutun da işte az önce bahsettiğim gibi yatırım yeri tahsisine kadar bir sürü teşvik veriliyor buralara. Yani maden şirketlerine gelin siz burada maden çıkarın, biz elimizden gelen desteği, elimizden gelen teşviği veririz diyorlar. Burada dolayısıyla bir de devletin rolünü, devletin buradaki doğa alanındaki rolünü de konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla bir rakam daha verelim mesela. 118 farklı yabancı firmanın 593 tane maden ruhsat arama şeyi farklı var. Farklı metaller mi? Evet. Türkiye'de. Dolayısıyla burada devletin rolünü de biraz konuşmak gerekir önümüzdeki döneme dair. Ve üstelik altın madenciliğinde de devlete kasasına girecek kaynağın da ne kadar küçük yüzdelerle evet. ifade edildiğini de hem ÇED raporlarından hem zaten kamuoyuna, medyaya yansıyan açıklamalardan görüyoruz. %2'ler, 4'ler seviyesinde devletin kazancı bu kadar geri dönüşsüz talanın ve doğa tahribatının ötesinde ekonomik olarak da aslında açıklanabilecek çok
büyük bir değerden bahsedemiyoruz devletin kazancı olarak. Tabii burada ikinizin de söylediği meseleler önemli. Burada tabii bugün X şirketi, yarın Y şirketi, bu yerli olabilir, yabancı olabilir. Önemli olan Türkiye devletinin, iktidarın buna nasıl yaklaştığı, bu ruhsatları nasıl verdiği, neden verdiği, hangi şartlarda verdiği mesele aslında dönüyor, dolaşıyor. Türkiye'deki idari yönetime geliyor. Ben sizden son birkaç cümle alayım, yavaş yavaş toparlayalım programı. Aslında biz bugün biraz da çevre gazeteciliği konuşmak istiyorduk ama vaktimiz pek yetmedi. Çanakkale meselesi çok sıcak gündem olunca bir başka programda diyelim onu artık. Son birkaç cümleyle kapatalım programı. Borcun olsun o zaman, evet, biz yine gelelim, yine konuşalım tamam. Bu meseleyi. Ya burada hukuki bir terim, yani geri dönüşü mümkün olmayan zarar. Bu çok önemli. Benim de çok sevdiğim bir tanımlama bu. Kaz Dağları'nda şu anda yapılan o. Bir tane örnek vereyim. Ben o 10 sene önce oralara gittiğimde Çan'a giderken Balya diye bir bölge var. Yani oradan yolu düşenler oraya bir gitsinler. Çok yıllar önce Fransızlar gelip orada bir madencilik yapmışlar. Yine böyle vahşi madencilik yapıp kimyasallar kullanmışlar. Orada böyle birkaç dönüm bir arazi kapalı sistemde, kapalı garaj sistemi yapmışlar ama yüzeydeki birkaç dönüm arazi ot yetişmiyor. Yüzlerce yıldır orada. Yani ot dahi yetişmiyor. Bunun zararlarını orada çok iyi görebilirsiniz. Söylemek istediğim başka bir şey daha var. Bugün 3. köprü, 3. havalimanının yapıldığı o bölgeyi düşünün, şunu söylediler hep bize. Orada zaten bir düzenli orman yok. Maden sahaları dendi. Şile'nin hava fotoğraflarını gören var mıdır? Şile'de yıllardır kil, işte seramin ham maddesi çıkarılıyor. Şile'nin yukarıdan, ben orada helikopterle Şile'yi gezmiştim. Şile'nin aynı şekilde vahşi madenciliğin Türkiye'deki en vahşi örneklerinden, en kötü örneklerinden birini yaşıyoruz. O zaman bu maden ruhsatları o dönemde de verilirken hep şunu söylüyorlardı. Buldukları rehabilite edip teslim edecekler. Burası için de aynı şekilde söyleniyor yani. İşletme süresi bittiği zaman rehabilite edilecek. Ama biz hafızamızı biraz güçlü tutarsak şunu görüyoruz. Zaten en büyük tepkiler de bugün ondan oluyor. Yaptıkları, yapacaklarının göstergesi olduğu için hiçbir zaman rehabilite edilmedi. Bugün 3. havalimanı yapıldığı yerler. Şirket isim değiştirdi, kaçtı gitti. Vahşi yöntemle yapılan, vahşi bir şekilde bırakılıp gitti. Maalesef en büyük tehlike öyle. Bu bizim geleceğimiz. Bu bizim geleceği miras torunlarımıza bırakan borcumuz. Onu korumak zorundayız. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Evet. Bu haftada Ekolojik Odağın sonuna geldik. Çanakkale'de Kaz Dağları'nda bugün büyük buluşma, Su ve Vicdan Nöbeti'nin büyük buluşması gerçekleştirildi. Biz de bu konuyu hem stüdyo konuklarımla hem de telefon bağlantılarıyla gündeme taşımaya çalıştık. Ben tekrar konuklarıma çok teşekkür ediyorum geldikleri için ve verdikleri bilgiler için. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.